arkadaşlarımızla sohbet etmek istediğimizde de dönüp biz bu arkadaşları tanıyoruz diye adeta terörize ederek ne konuşacağımızı, ne yapacağımızı bilmeden bizim bir araya gelmemize engel olmaya çalışıyorlar. Biz genç arkadaşlarımızın barınma hakkına sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz kim olursa olsun, ben bu arkadaşlarım hiçbirinin görüşünü bilmiyorum. Ama bunlar bizim geleceğimiz, gençler bizim geleceğimiz. Barınma hakkı onların en temel hakkı. Onun dışında haklarını aramak da en temel hakları. Biz onların bu hak arayışlarında yanlarında olacağız. Ve bakın hiçbir toplumun huzurunu bozacak eylem içerisinde değiller. Sadece sohbet etmek istiyoruz. Ama bir araya bile getirtmiyorlar. Şu anda 3, 6, 7 öğrenci arkadaşım var. 100 tane polis memuru kameranın arkasında bizleri bekliyor. Kamuoyunun vicdanına bırakıyor. Yani oturma eylemi yapmak istiyorlar memur bey. Bakın pankart yok. Şuradaki varsa bile parklarımız oturma eylemi yapacak alanlar değil. Parklar, genel yollar, meydanlar burası değil. Parklar oturma alanı da. Eylem, eylem bakın. Hayır, oturma alanı. Üniversiteliler oturuyor. Biz de o yani şekilde oturacağız. Yani şurada oturanlar eylem mi yapıyor? Oturanlar eylem mi yapıyor? Siyaset yapıyoruz. Tamam, lütfen. Şimdi burada bunlar 8 kişinin nerede kaldığını, yurtta olup olmadıklarını biliyoruz zaten. Hayır, bunlar kalıyor olabilir. Tamam, ama biz de diyoruz ki devlet yurtları boş. Oraya geçip müracaat edebilirler. Tamam, kaymakamlara gidip müracaat edebilir. Kalamıyorum diyor. Kaymakamlara gidip müracaat edebilir. Ya ettim mi arkadaşım? Kaymakamlara gidip müracaat etmedir. Biz biliyoruz vekilim zaten. 8 birinci sıradayım mesela. Bana ne zaman yurt çıkacak? Yurt çıkana o kadar benim problemim değil. Kaymakamlara gidip müracaat edebilir. Vekilim, bekleyin yerine size. O hepimizin problemi. Bunların hepsi bizim gençlerimiz, bizim çocuklarımız. Hepimizin problemi. Bizim problemimiz deyip geçemezsiniz. Tamam, biz şöyle yapacağız. Şu an burada herkesin oturduğu gibi oturacağız sadece. Ve konuşacağız sohbet yani. Edeceğiz. Ben de yanlarında oturacağım. Sadece oturacağız şu an. Vekilim hani 3 kişiydi, bak kaç kişi oldu. Şu an kaç kişi oldu? Ama arkadaşlar şu anda sosyal medyada bir çağrı yapıyorlar. Tamam mı? Konu bu normal sohbet toplantısı değil. Şurada olan bir vatandaş da şu an gelip destek olabilir. Destek olabilir vekilim. Burada biz söylüyoruz ki kaymakamlıklar ya amaçlarına uygun. Daha henüz yasal yolları, genel haklarını aramadan burada bu şekilde gelip eylem yapmaya çalışıyorlar. Peki oturma hakkımıza da mı karşı? Beyler, bakın şu anda o ayrı bir konu. Önce gidin bu konuyla ilgili mağduriyet gidermek için ilgili yerlere başvurun. Başvurdular, bana başvurdu. Bakın, bize başvuruldu ve ben hiçbir öğrenci yerleştiremedim. Yurtlar, kaymakamlıklar bu konuda yardımcı oluyor. Arkadaşlar neden kaymakamlıklara gittiniz mi? Biz şu an burada 8 hayır, şu anda bana kaymakamlıklar kiralarımızı ödeyemediğiniz için bakın kaymakamlıklar bu şekilde yardımcı oluyor. Git istiyorsun, gitmeden burada gel. Sen kendi problemlerinle uğraş. Benim problemim barınma. Biz burada oturacağız şu an. Bir şey de yapmıyoruz. Elimizde bir pankart yok. Arkadaşlar burada toplu eyleme bu konuyla ilgili sosyal medya çalışması var. Müsaade etmeyeceğiz. Üniversitelerin burada oturmasına müsaade etmiyorsunuz. Park bizi halkın birer birey olarak burada oturacağız. Biz 8 kişi şurada oturacağız. Vekilim, siz de eylemcileri öncülük ediyorsunuz. Yok tamam, hayır, öyle bir durum yok. Arama noktasında emekle da gurur duyuyorum bundan. Tamam, haklarını arıyorlar çünkü. Vekilim, haklarını burada aramayacağız. Öncelikle siz de haklarını uğrarsanız emin olun, siz de yanınızda. Vekilim, öncelikle haklarını gidip resmi kurumlardan o yolları denemeden burada farklı haklarını aramadan vekilim bakın. Haberiniz yok, haberiniz yok. Bak nerede, hangi işede boş yer var, kaymakamlıklar bu konuda yardımcı oluyor mu olmuyor mu? Bunu nasıl aradınız, aradılar diyorsunuz. Bakın, bizim barındığımız 650 lira KYK'mız var. Bu 650 lira KYK zaten burs değil, kredi. Biz onu kiraya mı verelim, yurda mı verelim, okullar açılıyor, kitaplarımıza mı verelim, nereye verelim biz bunu? Biz de buna dair ses siz çıkarmak istiyoruz. Arkadaşlar, hep öğrenciyim. Ben öğrenciyim. Hukuk öğrencisiyim. Ankara Hukuk 4. sınıf öğrencisiyim. Beni biliyor musunuz? Ben tıp öğrencisiyim. Öyle mi? Evet. Şu an bizi bu şekliyle... Şu anda kaymakamlık... Bakın arkadaşlar, kaymakamlıkları... Biz hepimiz üniversiteliyiz. Biz hepimiz üniversiteliyiz. Geleceğiniz yer bir tutuşma. Kaymakamlığa gitseniz mağdur ülkeye arkadaşlar bir şey bakın olurlar. Yanlış kavram üzerinden tartışıyoruz. Bu arkadaşlarımızın bir barındığı yer olabilir. Benim de evim var.
Ama birilerinin bir hak gaspı varsa hepimiz sahip vekilim. Çıkacağız. Vekilim, hepiniz sahip çıkabilirsiniz ama vekilim. Bunu sokaklarda bağırmak değil. Kaymakamlıkla bir konuyla hasbeli yardım yapıyorlar. Gidip sosyal vekilim, yardımlar. Normal kaymakamlıklar bu işe çözüm mü? Siz de öncülük ediyorsunuz şu anda. Bu arkadaşlar mağdur değil de. Bakın yurtlarda boş yer. Bir saniye bakın. Yurtlarda boş yer olduğunu iddia ediyorsunuz. Şu an boş yer olan yurtlar geçen ay kapasitesi artırılan cemaat ve tarikat yurtları. Ben bugün barınabilmek için cemaatçıyla tarikatçı olmazsa gerekir. Ben cemaatçı ya da tarikatçı olmazsam barınamayacak yurdum. Benim barınma hakkım, benim eğitim hakkımı da ihtiyacım yok direkt. Ya benim fakülte arkadaşlarım ben bu sene barınamadığı için ya. Kaç öğrenci arkadaşım var? Yerleştirelim istemiyorsun. Destek olmak istiyorum. Nerede arkadaşlarınız arkadaşlar size? Ben de böyle. Ankara'da. 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 Ank